Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Neredeyiz? Bir hikaye anlatayım ve nerede olduğumuzu hep beraber öğrenelim. Milattan sonra 1105. Danişmentlilere ait bir birlik buraya gelir. Danişmentlilerin komutanı Ahmet Gazi yakışıklı bir adamdır. Buranın, yani şu an bulunmuş olduğumuz bölgenin Tekfur'u bu yakışıklı Türkmen komutana aşık olur. Türkmen komutanla olan arasındaki muhabbet kara bir sevdaya dönüşür ve derken bir gün Ahmet Gazi ve askerleri bu kaleye saldırırlar. Burayı almak için uğraşırken bu kalenin Tekfur'unun kızı bu kalenin anahtarını burçlardan Türkmen komutana ve askerlerine atar. Kapıyı açın ve rahat rahat şehre girin diye. Bu hadiseyi kızının bu şehri almak için gelen Türkmen ordusuna şehrin anahtarını atan babası kalbi sızlar, elini göğsüne koyar, ah der. Kastın neydi Moni? Efendim, Kastamonu'ya hoş geldiniz. Bu şehrin isminin Moni isimli Tekfur kızının anahtarı Türkmen ordusuna vermesiyle başlayan kastın neydi Moni diye devam eden bu rivayetin gerçeklikle hiçbir bağlantısı yoktur. Sevgili dostlar, milattan önceki zamanlara ait tarihi olan bu kadim şehir önce Hititler tarafından kuruldu, ardından Frigyalılar ve Lidyalılar tarafından alındı. Her bir medeniyet buraya kendi kültürünü, kendi binalarını yaptı. Dolayısıyla Kastamonu doğal bir höyük şehir de denilebilir. Büyük bir aradan sonra bu şehir Perslerin eline geçti. Milattan önce 4. yüzyılla yüzyıllanan bu dönem kısa sürdü. Perslerin buradaki idaresinden hemen sonra Büyük İskender tarafından alındı. Helenizm İmparatorluğu'na Büyük Helen, Makedon İmparatorluğu'na eklendi. Bir dönem sonra buraya Romalılar geldi. Romalılar bu topraklara hakim olan Pontusların elinden aldı ve çok uzun bir süre, 1200'lü yıllara kadar Roma'nın, Bizans'ın elinde kaldı. 395 tarihinde Roma İmparatorluğu, İmparator 1. Theodosius zamanında ikiye ayrıldığında, Batı Roma ve Doğu Roma diye ikiye ayrıldığında, doğal olarak burası Kastamonu, başkenti İstanbul olan Doğu Roma İmparatorluğu'nda kaldı. İşte bu aralarda bir söz çıktı. Romalıların Gas eyaleti, Romalıların Gas Birliği tarafından idare edilen bu topraklarda Tumonio denilen şehir devletleri kuruldu. İşte Gas ve Tumonno, Gastamonu, Gasların Tumonyosu biçiminde olan bu söz günümüze Kastamonu olarak gelmiştir. Milattan sonra 1105 tarihinde Danişmentlilerin ordusu Gazi Ahmet tarafından bu şehir alındı. İslamlaştırılmaya başlandı. Bir dönem Bizanslılar Selçukluların öncesinden Danişmentlilerin elinden bu toprakları aldı. Bu topraklar Alaaddin Keykubat dönemine kadar, 1200'lerin başlarına kadar bir Bizans eyaleti, bir Bizans şehri olarak kalmaya devam etti. Alaaddin Keykubat'ın emriyle komutan Hüsamettin Çoban tarafından bu şehir İslamlaştırılma süreci bitirildi ve Selçuklu topraklarına getirildi. Ancak Selçukluların kuvvetinin kaybedilmesiyle birlikte Candaroğlu Beyliği'nin kurulma dönemine kadar tekrar bir Bizanslaşma süreci yaşayan bu şehir 1460 tarihinde Sinop'la beraber Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethetmesiyle birlikte tam anlamıyla İslamlaştı ve 1460 tarihine itibaren Kastın Neydi Moni diye başlayan
Gastamonio kelimelerinin birleştiği Kastamonu şehri asıl bölge olarak taş köprünün seçildiği, buranın da oraya bağlı bir nahi olarak görüldüğü Kastamonu 1460 yıllarından itibaren İslam'dır ve tamamen bizimdir. Sevgili dostlar, Kastamonu dendiği zaman akla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk binasına ya da Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliye binasına benzeyen meşhur hükümet konağı ile tanınmıştır. Hükümet konağı kim tarafından yapıldı? Cumhuriyet döneminin ilk, Osmanlı döneminin de son mimarlarından 19. ve 20. yüzyılın başlarında Türkiye'nin mimarisine damgasını vuran iki büyük mimar vardır. Mimar Kemalettin ve Mimar Vedat. İşte karşımızda büyük mimar. Abdülhamit Han'ın okullarından mezun olmuş. 1873 doğumlu. Abdülhamit Han döneminde mimar olarak saraya alınmış. Abdülhamit Han'ın kardeşi Sultan Mehmet Reşat döneminde sarayın baş mimarlığına yükselmiştir. Bütün eğitimini Osmanlı zamanında alan Mimar Vedat Tek'i hepimiz tanıyoruz. Bu binasıyla mı? Tabii ki hayır. İstanbul'da bulunanlar Sirkeci'deki büyük postane hatırladık değil mi? Büyük postane. İşte o büyük postane Mimar Vedat Tek tarafından yapıldı. Peki başka? Başka neler var? Nelere imza atmış? Sultanahmet'teki at meydanı veya hipodrom dediğimiz o meydanda bulunan Türk İslam Eserleri Müzesi diye adlandırdığımız ve caminin hemen karşısındaki Büyük Tapu Kadastro Müdürlüğü, Osmanlı zamanındaki Defterhane-i Hakani binası Mimar Vedat tarafından yapılmıştır. Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilen bu şehir Mimar Sinan'dan Vedat Tekler'e kadar dantel gibi, gergef gibi işlenmiştir. Mesela Fatih Belediye binası, şu an bir vakıf üniversitesinin olduğu bina da Mimar Vedat Tek tarafından yapılmıştır. Başka saymakla bitmeyen yerleri vardır. Bir örnek daha vereyim ve mimarımız Vedat Tek'in ruhuna Fatiha isteyeyim. Bir örnek daha, Haliç Kongre Merkezi, yani o büyük Sütlüce mezbahası da Mimar Vedat Tek tarafından yapılmıştır. İstanbul'u o güzel eserleriyle süsleyen Mimar Vedat Tek, Kastamonu'ya ise bu eseri vermiştir. Kahramanlık denilen olgu bir erkeğe ya da bir cinse ait bir olgu değildir. Sınıflara, zümrelere, eğitim ve tahsil durumuna da ait değildir. Kahramanlık buradadır ve doğuştandır ve gendendir. Allah'a şükürler olsun, Türkiye'de yaşayanlar doğuştan kahramanlardır. İşte bunlardan birisi, herhangi köy kadınlarından, isimsiz, namsız kadınlardan biri, Kastamonu'nun Sediler köyünde gelin olan Şerife isminde bir anneden, bir babaannemizden bahsetmek istiyorum. Evlendikten 6 ay sonra 1. Dünya Savaşı başlar. Eşini, kocasını savaşa alırlar ve 6 ay sonra Çanakkale cephesinde şehit düştüğü haberi gelir. Henüz 1 yıllık evlidir ve henüz 1 yıllık duldur. Yaşı 17'dir. 3 yıl bekledikten sonra köyünden bir Yusuf isminde birisiyle evlendirilmiştir. Ondan bir kızı olmuştur. Kızının ismi Elif'tir. Ama memleket Mondros Mütarekesi'nden sonra parça parça bölünmüş. Hemen akabinde düşman santim santim bu toprakları işgal etmiştir. Şerife bacı ya da boş verin bacılığı, o bizim bacımız değil. Babaannemiz, anneannemiz, işte bu Şerife nenemiz köyünde bulunan insanlarla birlikte İstanbul'dan Ankara'ya silah, mühimmat, cephane, insan, her şey, savaşta kullanılabilecek aklınıza ne geliyorsa her şeyin kaçırıldığı Kastamonu İnebolu arasındaki yol güzergahında cephane kaçırma görevi alır. Hadi aslanlarım, hadi karalarım. Hadi ayet, hadi ayet karalarım. Bir gün karlı, soğuk,
sert Kastamonu gecelerinden birinde ki Kastamonu'yu bilenler bilir çok sert havası vardır. Böyle havalardan birinde kanısında tarımda kullandığı, tarlada kullandığı öküzlerle çektiği kanısına mermileri, top mermilerini yüklemiş. Henüz aylıklarla ifade edilen çocuğunu, bebesini sırtına sarmış. Öküzün yularından tutmuş. Haydi Bismillah diyerek askeri garnizona Kastamonu merkeze getirmeye başlamıştır. Yol sert, hava yağmurlu, karlı, zemin çamurlu. Öküzler, büyükbaş hayvanlar zorlanmaktadır. Belli bir zamana geldiğinde, belli bir yere geldiğinde kanının tekerlekleri çamura saplanır. Öküzler onu oradan çıkartamaz. Haydin der, Allah aşkına bunu buradan çıkartalım. Öküzleriyle konuşmaya başlar. Karalarım, bilirim açsınız. Bilirim mecaliniz yok. Ama Mehmetçik cephane bekler. Cephane gitmeyince olur mu hiç? Hiç olmaz ki. Niye? Çünkü savaşı kazanmak ister. Mehmetçik bu tüfekleri alıp Yunan'a kurşun atacak ki biz de evimize dönebilelim. Ve de ağzımızın tadıyla oturabilelim. Ha? Haydi gözünüzü seveyim. Ha? Hadi karalarım. Hadi. Ha? De. De. Hadi. Öküzlerin tekerlekleri, kanının tekerlekleri saplanmıştır. Ve Elif de, kucaktaki Elif de, yani sırta bağlı olan Elif de artık acıkmaya, ağlamaya başlamıştır. Sırtından çıkartır. Mermileri koruması için üzerine örttüğü kışlık yorganın altına sokar ve çekmeye başlar. Belli bir süre çeker ama tekerlekler o çamurdan kurtulamaz. Bari der şu çocuğu emzireyim. Çocuğun yanına gider. Çocuk ağlamaktadır. Ama kendisinde donma alametleri başlamış. Artık bacaklarına ve kollarına hükmedememeye başlamıştır. Ya Rabbi der, şunu şuradan çıkartsaydım, Kastamonu'ya ulaştırsaydım da ondan sonra ne olacaksa olsaydı der, orada kalır. Sabahleyin askeri garnizondan bir asker dışarı çıktığında uzaklardan bir çocuk ağlaması duyar. Bu çocuk ağlaması bu saatlerde burada hayra alamet değiller ve ağlama sesinin olduğu yere doğru gider. Gördüğü görüntü bu memleketin, sırf Kastamonu'nun değil, Türkiye'nin tapusudur. Selamünaleyküm bacım. Ölmüş yavuşum, donmuş zavallıcık. Gördüğü manzara, bir kışlık yorganla örtülü mermiler, tam ortasına konulmuş bir çocuk ve çocuk soğuktan donmasın diye üzerine secde biçiminde kapanmış, çocuğun her tarafını soğuktan korumak için kapatmış ama kendisi o halde donmuş bir kadındır. Allah'ım ne büyüksün. Bu yavruyu bu soğukta sağ koymuşsun. Yavrum, kızım ağlama. Sen gazisin. Gaziler ağlamaz. Bacım, sarsaydın ya yorganın üstüne. O kendisine yakışanı yapmış. Yorganı alsa cephaneler ıslanıp bir işe yaramaz olacak. Kıyamamış. Biz bu savaşı işte bu yüzden kazanacağız aslanım. Öle eksile. Vurula düşe. Ama bu savaşı böyle böyle kazanacağız. Bu programın yapılmasında sizin evlerinizden bu programı seyrediyor olmanızdaki en önemli faktör elbette ve tabii ki Allah-u Teala'dır. Ama vesileler ise işte o soğukta bu memleketi korumak için evden almış olduğu yorganı mermilerin üzerine koyan
ve çocuğunu da kapaklanarak üzerinde donan, arkamda görmüş olduğunuz Şerife annemizdir. Şerife babaannemizdir. Her şehirde, her ilçede buna benzeyen bir kahramanlık hikayesi ya da birkaç kahramanlık hikayesi mutlaka duyarsanız, bu topraklar boş değil. Bu toprakların hikayesi var. Burada Şerife bacı, Şerife babaanne, Erzurum'da Nene Hatun, başka bir yerde Tayyar Rahmiye, her tarafta mutlaka birileri vardır. Haydi hep birlikte bu güzel annelerimizin ruhuna Fatiha. Çok hikaye. Mutlu olalım mı? Sevinelim mi? Bu hikayeler bizi mutlu etsin mi? Bu topraklar o kadar güzel topraklar ki her metrekareye bir yiğit, bir kahraman düşmektedir. Metrekaresini söylemeyeyim, kilometreyi söyleyeyim. Türkiye deniz sahasıyla birlikte 814.578 kilometredir. Çarpı bin, işte o kadar kahramanımız vardır. Şerife babaannenin yanından başka bir kahramanlık diyarına, başka bir kahramanlık hikayesine gidelim. Kastamonu dendiği zaman akla bu toprakların savunmasında halkın bir bütün olarak birleşerek oluşturdukları Karadeniz Kuvayi Milli Hattı gelmektedir işte. Şerife babaanneyi arkamıza aldık ve tam karşımızda muhteşem mazisiyle, muhteşem kahramanlık hikayesiyle ve her biri destansı insanların oluşturduğu Abdurrahman Paşa Lisesi. Haydi buyurun, hikayesini tam önünde konuşalım. Elin sahte Rambolarını, elin sahte çizgi kahramanlarını boş verin. Size kahramanlık hikayesinin yazıldığı bir okulu göstermek istiyorum. Her biri, her bir ferdi ayrı ayrı kahraman olan bir okul göstermek istiyorum. Ama önce hikayesini anlatayım. 1880'li yıllarda, 1870'li yılların sonlarında Osmanlı Devleti'nde sadrazamlık yapan Abdurrahman Paşa Kastamonu'ya vali olarak atanır. Tarihler 1883 tarihini göstermektedir. Abdurrahman Paşa, Osmanlı Devleti'nin kurtuluşunun ancak ve ancak eğitimle, ancak ve ancak okumakla olduğunu bildiği için gittiği her yerlerde, görev yaptığı her yerlerde mutlaka okullar, eğitim kurumları yapmıştır. Kastamonu'ya geldiğinde burada pek çok Rüştiye, Sıbyan Mektebi, askeri ortaokullar yaptı. Fakat düşündü, İstanbul'da liseler var, sultaniler var. Neden burada olmasın dedi. 1884 tarihinde bunun kararını verdi. Ve ardından 1885 tarihinde tam olarak şu an bulunmuş olduğumuz ve önünden geçtiğimiz bu binanın yerini istimlak etti. Ve 1885 tarihinde bu okulu yaptırdı. Hikayesi Abdülhamit Han döneminin Osmanlısının Anadolu'da yaptırdığı ilk lise olarak karşımıza bu çıkar. Peki ben şimdi size kahramanlık hikayesi derken Abdülhamit dönemi o Anadolu'nun ilk lisesi olan bu okulda bunları mı anlatacağım? Elbette ki hayır. Tarihler 1915'tir. Osmanlı Devleti hiç beklemediği bir biçimde, hiç beklemediği ve istemediği bir şekilde bir savaşın tam ortasına atılır. Anında iki cephe açılır. Kafkas cephesi, Ruslarla Allahu Ekber operasyonu ve Çanakkale cephesi, yenilmez denilen İngiliz ve Fransız armadalarının Rusya'ya yardım etmek için giriştiği Çanakkale Boğazı. Anadolu, Osmanlı iki cephede perperişan olurken bu okulda okuyan dönemin kahraman yiğit evlatları derste sancılanmaktadırlar. Biz bu fiziği, biz bu matematiği, biz bu edebiyatı niye okuyoruz ki?
Vatan elden gidiyor. Her cephede şehitlerimiz geliyorken ben neden edebiyat okuyorum der. Ve öğrenciler bir araya gelirler. Bir vakit namazında mescitte buluşurlar. Toplu halde bütün sınıflar bir araya gelirler. Ve sınıfların tahtalarına bir yazı yazarlar. Ve bu bölgede bulunan seferberlik merkezine doğru giderler. İşte o gün bütün öğrencilerin toplu halde, bu arada bütün öğrenciler diyorum ya, 2018 Türkiye'sindeki 2000-3000 mevcutlu okulları düşünmeyin lütfen. Şu koca okulda okuyan en fazla 100 öğrenci, 120 öğrenci varmış. Yani toplam 100 öğrenciden bahsediyorum. Hep beraber asker alma, seferberlik merkezine doğru giderler. O gün sınıfa giren öğretmenler tahtada şu yazıyı okurlar. Hocam, bizi yok yazmayın. Çanakkale'ye gidiyoruz. İşte o gün hocam bizi yok yazmayın. Biz Çanakkale'ye savaşmaya gidiyoruz diyen evlatların tamamı, ama tamamı o cepheden dönmediler. Tamamı şehit oldu. Ve bu okul, arkamda görmüş olduğunuz ve devletten istiklal madalyası isteyen bu okul 3 sene, tam 3 sene mezun vermedi. Arkamda gerçek Rambolar, gerçek kahramanlık hikayeleri bulunmaktadır. Boş verin siz Avrupa'nın sahte kahramanlarını. Arkamdaki okul bütün Avrupa'nın kahramanlarının tamamından daha iyidir. Ne demiş çocuklar? Hocam bizi yok yazmayın. Biz Çanakkale'ye gidiyoruz. Çanakkale içinden Aynalı Çarşı. Çanakkale içinden Aynalı Çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Rahman Paşa Lisesi, milli mücadele yıllarımızın ve bizim kahramanlık hayallerimizin zirvesini oluşturan hikayelerle dop doludur. Bu lise, sinema dünyamızın, o mizah dünyamızın, bizi gülümseten hikayelerin menbaını oluşturmaktadır. Efendim şöyle, bu okulda bir adam okumuş, ardından senarist olmuş, yazar olmuş. Okuduğu okulu, öğretmenlerini, müdürünü, arkadaşlarını bir hikayede toplamış ve o hikaye seriler boyunca bizim yüzümüzü güldürmüştür. Rıfat Ilgaz'dan bahsediyorum, Hababam sınıfından bahsediyorum, Tulum Hayri, Hayta İsmail, Güdük Necmi, Badi Ekrem ya da o hikayede, o filmde geçen her kim varsa işte hepsi bu okuldaydı. Rıfat Ilgaz Hababam sınıfını yazarken kendi okulunda yaşamış olduğu hikayeleri ve arkadaşlarını hikaye etmiştir. Bu okul bizi, yüzümüzü güldüren bir okuldur. Pek çok okullar gezdim, hiçbirini sevmedim. Pek çok okullar gezdim, hiçbirini sevmedim. Şu kocaman dünyada böyle sınıf görmedim. Şu kocaman dünyada böyle sınıf görmedim. Ah babam, vah babam, apı yuttu ah babam. Ah babam, vah babam, apı yuttu ah babam. Ağır, 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 ağır. Kastamonu hikayeleri bol, Kastamonu destansı özellikleri bol şehirlerin başında gelir. Bunu söylemiştik. Sevgili dostlar, Şerife babaanne, Kuvayi Milliye, Halime annelerimiz, Kastamonu'nun her bir köyünden çıkan müthiş hikayeler. Ben Kuvayi Milliye'den bahsediyorum. Ben halkın direnişinden bahsediyorum. Ben elindeki baltasıyla, kazmasıyla, tırpanıyla, sabanıyla
köyünde tarlasını eken, ürünleriyle, mahsulleriyle başka bir şey düşünmeyen o insanlar, söz konusu vatan olduğu zaman geri kalan her ne var ise her şeyi teferruat saymıştır. Ve bu insanlar Kuvayi Milliye'yi oluşturmuşlardır. Hiçbir askeri eğitim almadan, hiçbir disipliner askeri merhaleden geçmeden köyündeki işini bırakmış, tırmığını, baltasını, kazmasını, sopasını omzuna almış ve savaşa gitmiştir. Biz Kuvayi Milliye'yi 2018'i, 2017'yi, 2016'lı yılları yaşayan bizler, Kuvayi Milliye'nin tarih kitaplarında çocuklarımıza okutulan bir hikaye olmadığını gördük. Bugünlerde bir Kuvayi Milliye hikayesi daha yaşanmaktadır. Hemen altımızda, güneyimizde, Suriye'de. Özgür Suriye Ordusu olarak da bilinen ÖSO, bugün Afrin'de yürütülen askeri harekatın, kendisi de bir destan olan Afrin Harekatı'nda bizim şanlı silahlı kuvvetlerimizle birlikte terör örgütlerine göz açtırmayan ve Suriyeli halkın tıpkı bizim buradaki şerife annelerimiz gibi tarlasına her şeyini bırakıp orduya yazılan Suriyeli halkın oluşturduğu ÖSO bugün modern anlamda 1919-1922 sürecinde Türkiye'de halkın oluşturduğu Kuvayi Milliye sürecine modern bir yaklaşımdır. Ez cümle, ÖSO bir Kuvayi Milliye hareketidir. İnsanlar vardır, bazı şehirlere bir el dokunuşuyla o şehrin her şeyini değiştirir. Abdülhamit devri sadrazamlarından ve valilerinden Abdurrahman Paşa'dan bahsetmiyorum. O da tabii ki burayı modern hale getirmiş ama benim bahsettiğim 8. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim Han'ın babası 2. Beyazıt Han döneminde 1506 yılında buraya kadı olarak atanan ve buranın bir el dokunuşuyla hüviyetini değiştiren güzel bir insan vardır. Adı da Kadı Nasrullah'tır. Nasrullah camisiyle meşhurdur. Nasrullah Camii dendiğinde de benim aklıma Mehmet Akif Ersoy'un milli mücadele yıllarında vermiş olduğu o müthiş hutbeler gelmektedir. Ama ve lakin Nasrullah, Kadı Nasrullah'ın camisi değil, şu an köprüsünün önündeyiz. 1506 tarihinde buraya kadı olarak atandığında şehri ikiye bölen dev bir dere gördü. Adı Karaçamak Deresi. Bu dereyi birbirine bağlayan bir köprü ile o ana kadar var olan tahta derme çatma köprülerin yerine ve yanına modern, o günkü mantıkla 16. yüzyılların başındaki 1506 teknolojisiyle şehre yakışan bir köprü yapmaya karar verdi ve Karaçamak Deresi'nin iki yakasını bir araya getirdi. Yapıldı. Halk buradan memnun oldu. Geldi gitti. Şehir birleşti. Fakat bir şey oldu. Bir şey. Öyle bir şey ki hem Karaçamak Deresi'ni hem de 1506 tarihinde Kadı Nasrullah Efendi'nin yapmış olduğu köprüyü darmadağın etti. 1940'lı yıllarda burada bulunan belediye, tek parti devrinden bahsediyorum. Tek parti zamanından bahsediyorum. İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemden bahsediyorum. Bu toprakları idare eden il encümen üyelerinden biri bir karar verdi. Dereyi ıslah etmek, dereyi küçültmek ve dikkat dükkanının önünden yol geçirmek. İş hacmini arttırmak için köprünün ortadan kaldırılmasına karar verildi. Dere kapatılacak, ıslah edilecek ve köprü ortadan kaldırılacak. Yol da bu muhteremin tam dükkanın önünden geçecekti. Müdahale edildi, köprü kurtarıldı.
ama yarısı kurtarıldı. Dere kapatıldı. Üzerinden asfalt yollar geçildi. Dört kemerli olan bu köprünün sağından ve solundan iki kemeri kırıldı. Dört kemerden iki kemeri düşüldü. Bakarsanız normal bir köprü normunda değil. Bir problem var. Başından bir kaza geçmiş gibi duruyor. İşte 1506 tarihinde yapılan ve 400 yıl boyunca Kastamonu halkına hizmet veren Nasrullah Köprüsü 1940'lara geldiğinde göze battı. Büyüklüğüyle etkiledi. İki kemeri kırıldı ve bu hale getirildi. İslam ne güzel bir din. Allah'ın Kur'an'ında tek din diye tarif ettiği İslam, insana insan olmayı öğretmiştir. Şu an halkın yararlanması için İstanbul'dan Beyazıt tarafından, Sultan Beyazıt Han tarafından gönderilen Kadı Nasrullah Efendi'nin yapmış olduğu Nasrullah Köprüsü'nün üzerindeyiz. Köprüyü anlattım. Peki şu an ne yapıyoruz burada? İslam'dan bahsetmek istiyorum. Yardımlaşmaktan bahsetmek istiyorum. Yardımlaşırken de insan gururunu kırmadan yardımlaşmaktan bahsediyorum. Sevgili dostlar, İslam'da diyor ki sağ elin verdiğini sol elin görmemesi gerektiğini söyler. İslam'da yardımlaşırken karşısında bulunan insanın, yardım yaptığı insanın gururunu da kırmamaya çalışmak lazım. Zira vermek bir mağruriyet, almaksa bir mahcubiyet sebebidir. İşte sırf bunu engellemek için benim atam, sizin atanız Osmanlı sabah namazından önce yatsı namazından sonraki o zifiri karanlık, o insanların birbirini bile görmediği zamanda zengin insanların paralarını bırakması için meydanlara büyük taşlar, ortası delik taşlar koyarlarmış. Biz bunu her programda söylüyoruz. İstanbul programlarında gördüğümüzde dostlar, sadaka taşlarından bahsediyorum. Nasrullah Kastamonu'nun tam ortasında bulunan bu köprünün tam ortasına iki adet sadaka taşı yapmış. Veren alanı, alan vereni görmesin diye. İşte o iki taş şu an benim sağımda ve solumda. Anadolu'nun her şehrinde o şehre ait manevi kahramanlar vardır. Maddi kahramanların yanı sıra o şehre hayat veren, o şehre ruh veren kahramanlar vardır. Mesela hatırlayın lütfen, Erzurum'da Abdurrahman Gazi, sahabe veya tabi'in, makam veya türbe fark etmez ama kabrine gittik ve Abdurrahman Gazi Hazretleri ile başladık. İşte Kastamonu dendiği zaman akla Kastamonu'nun manevi önderlerinden ve belki de o listenin bir numaralı sırasında bulunan Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin türbesindeyiz. Görev yaptığı Osmanlı vakıf eserlerinin içindeyiz. Efendim, solumuzda Kastamonu Kalesi, arkamızda Şaban-ı Veli Hazretleri'nin türbesi ve haydi Bismillah diyelim ve içeri girelim. Bile çok güzel bir fotoğraf görüntüsü var. Bir yere makinanı kur ve güzel bir kitabeli kapı, ardından minare, ahşap beyaz bir ev ve arkasında yeşillikler içerisinde bir dağ görüntüsü. Muhteşem. Dostlar, Şaban-ı Veli Hazretleri kimdir? En yalın haliyle ne zaman doğduğu çok fazla bilinmiyor. Doğum tarihi her kaynakta farklı farklı veriliyor. Fakat hepsi de Sultan II. Beyazıt Han döneminin
hükümdarlığının ilk yıllarından bahsediyorlar. Yani 1482-3 ile 1490'lı yıllarla alakalı bir doğum tarihi var. Kastamonu Taşköprü ilçesinde büyüyen, Sıbyan Mektebini ve Mahalle Mektebini bitirdikten, evlerinde ders aldıktan sonra yüksek tahsilini yapmak için o an itibariyle 2. Beyazıt Han döneminin ortalarına, Yavuz Sultan Selim Han döneminin artık ayak seslerinin duyulmaya başlandığı dönemlerde ve Osmanlı Devleti siyasi anlamda yükseliş içinde duraklamaya girdiği dönemlerde tasını tarağını toplar, eğitim yapmak için, kendisini geliştirmek için o an itibariyle Osmanlı İmparatorluğu'nun en kapsamlı, en kudretli, en büyük okulu olan Fatih Camii'nin sağında ve solunda bulunan ve bizim bütün Fatih programlarında bahsettiğimiz Mehmet Akif Ersoy'un rahmetlinin de eğitim gördüğü Sahn-ı Seman medreselerinde o büyük sekizlik üniversite külliyesine ders görmeye gider. Yani mahalli bir eğitim yoktur. Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri, şu an solumda bulunan, türbede metfun bulunan Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri herhangi bir mahalli eğitim değil, en akademik, en literatürel, en üniversal manada Osmanlı Devleti'nin en büyük okulu olan Sahn-ı Sevan'da eğitim görmüştür. Bu eğitimi bittikten sonra Kastamonu'ya, doğup büyüdüğü memlekete bir devlet görevlisi, bir irşat vazifelisi olarak gönderilmiştir. Buraya gelir, kendisinden önce burada bulunan bu külliyede vazife yapmaya başlar. Camide halka hitap eder, halkı aydınlatır, halka bilgiler verir. Şu an bulunmuş olduğumuz külliyede bir adet cami, bir hazire, mezarlık, bir türbe ve o an öğrencilerin bulunmuş olduğu yatakhaneler, yurtluklar, yemekhaneler, yani burası bir cami veya bir türbe değil. Burası Osmanlı'nın küçük topraklarda, dar alanlarda çok hizmet vermek için sürekli başvurduğu külliye kültürünün bize görsel olarak hizmet ettiği yerdir. Sevgili dostlar, Kastamonu'ya geldiğinizde yolunuzu mutlaka Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin türbesine düşürün. Şu manevi hazzı, şu manevi havayı mutlaka tadın. Burası tabi zamanla harap olmuş. En son tamiratını, Cumhuriyet'ten evvelki en son tamiratını 1847 tarihinde Abdülhamit Han'ın babası olan Sultan Abdülmecid döneminde gösterilmiştir. Ve o Abdülmecid Han döneminin buralarda yapılmış olan restorasyonu da güzel bir şiirle tam olarak kapıya yansımıştır. Ben orayı gördüğümde gülümsedim. Kitabı okumadım. Kimin yaptığını görmedim. Tuğra'yı gördüm. Dedim ki bu Abdülmecid olsa gerek. Zira Sultan Abdülmecid tuğralarına isim yazmaz, sümbül çiçeği koyarmış. İşte şimdi size göstereceğim tamirat kitabesinde Abdülmecid Han'ın sümbül çiçekli tuğrası ve güzel kitabesi. Haydi buyurun, sizi o güzel kitabeye doğru götüreyim. Buyurun efendim. Osmanlı Devleti içeride ve dışarıda çeşitli mağlubiyetler aldığı dönemlerde 1839'da Avrupa'ya karşı sosyolojik ve psikolojik mağlubiyeti kabul edip 3 Kasım 1839'da Tanzimat Fermanı'nı ilan ettiği dönemlerde siyasi anlamdaki yıkımlar kültürel anlamda yıkıma sebebiyet vermemiş. Mağruriyet sanat tarihinde, mimaride son derece iyiymiş ve her tarafta tamiratlar devam ediyormuş. Osmanlı'nın siyasi ve askeri anlamdaki tahribatı kültürel anlamda hiç öyle değilmiş. Bakın, Osmanlı'nın zor yılları ama Kastamonu'da tamir edilen, restore edilen ve bir kitabı ile anlatılan hali. Müzik.
Anadolu'nun İslamlaşmasında çok önemli rol oynayan cemaatleşmeler ve tarikatlaşmalar, yani Şeyh Ahmet Yesevi ile birlikte başlayan Avrupalıların kolonizasyon dedikleri tebliğ hizmeti taburalara kadar geldi. Bu noktada tarikatlar kollara, meşreplere ayrıldı. Her insanın karakterinde farklılıklar olduğu gibi, mesela adalette Hazreti Ömer, celalette Hazreti Ömer, şefkatte Osman, eğitimde Hazreti Ali gibi, ticarette ve ekonomide Hazreti Ebubekir'de görmüş olduğumuz farklılaşma, tarikatlar ve insan yapısına bağlı olarak meşrepleşmelere sebebiyet verdi. Kadiriler oldu, Halvetiler oldu, Rufailer oldu, Nakşiler oldu, Mevleviler oldu vesaire. İşte ben bunları niye anlattım? Şu yüzden, Halvetilik tarikatının Şabaniye kolunu kuran Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri, Şaban-ı Veli Külliyesi'nin içinde bulunan ve onun müridi tarafından, talebesi tarafından yapılan türbesinde yüzyıllardır sizleri beklemektedir. Yolunuz buraya düştüğünde mutlaka Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin türbesine gelin ve ruhuna şu an bizim yaptığımız gibi bir Fatiha okuyun. Burada Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin metfun bulunan türbesinde sizi bekleyen Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin yanı sıra benim de alanım olan yakın tarihe dair bir kahraman bulunmaktadır. 1877-78 yıllarında olan, fakat o an kullanılan takvim itibariyle 1293 yılına denk geldiği için tarihimize 93 Osmanlı-Rus Harbi diye geçen Osmanlı-Rus Savaşı'nın batı cephesinde Gazi Osman Paşa namında yiğit, destansı, efsane, esir düştüğü zaman bile Rus prens tarafından sizin gibi bir muhterem insanın, sizin gibi bir kahramanın kılıcına bu dünyada el koymaya kimsenin hakkı yok deyip bir prens tarafından kılıcı teslim edilen Gazi Osman Paşa'nın önderliğinde yapılan Plevni Savaşı'nda ikinci komutan Mirliva, kuvvet komutanı, ordu komutanı bir yiğit vardır. En az Gazi Osman Paşa kadar yiğittir. O da burada metfundur. Kimden bahsediyorum? Plevne kahramanı Mirliva Sadık Paşa'dan bahsediyorum. Haydi buyurun. Burada bulunan bütün metfunlar, ama başta Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri ve Plevne kahramanı, gönlümüzün yiğitlerinden biri olan Sadık Paşa, Mirliva Sadık Paşa'nın ruhuna Fatiha.